Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda benim de çok sevdiğim konulardan bir tanesi astrolojiyi konuşacağız. Çünkü stüdyomuzda bir astrolog konuğumuz var. Rukiye Aşık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar yorduk sizi ama astroloji gerçekten 2020 yılında kendini inanılmaz gösterdi. Neredeyse böyle nokta atışı tarihli saatte olacak kadar günler var. O yüzden astrolojinin önemini herkes anlamaya başladı. Evet. Bunları konuşacağız ama önce sizden bir duymak isteriz. Astroloji nedir? Astrolog kime denir? Astroloji gökyüzündeki gezegenlerin, gök cisimlerinin, yıldızların insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir ilimdir. Ve astrolog da bunları işte gökyüzündeki gezegenlerin hareketlerini insanlar üzerinde ne şekilde etkilediğini açıklayan bir meslektir. Meslek dalıdır. Siz peki nasıl karar verdiniz astrolog olmaya? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben astrolog olmadan önce hiç astrolog nedir hakkında bir bilgim, hiçbir bilgim olmadan durup dururken kendi kardeşime dedim ki ben astrolog olacağım dedim yani. Burçları inceliyorum ama astrolog olacağım diyorum. Ama doğum haritasının yüzünü bile görmemişim yani o derece. Daha sonrasında ben zaten açıkçası şöyle söylemek gerekirse ben 21 yaşımdan beri ben burçlarla ilgileniyordum çok yoğun bir şekilde. Ve ben işte bugünümü, yarınımı, şu anda yaşadığım durumu, bunları işte neler olacağını merak ediyordum. Ruhsal açıdan merak ediyordum. Yani bir şey yaşadığımda acaba ruhsal anlamdaki yeri nedir bunun? Hani bir olay başıma geldiğinde. Böyle düşünüyordum açıkçası. O yüzden bu beni doğum haritasına itti, astrolojiye itti. Astrologları işte neler yaptıklarını incelememe itti ve en sonunda ben de astrolog olmaya karar verdim açıkçası. Bu şekilde kısaca anlatacaksam böyle. Harika. Evet. Haritanızda çıktı mı astroloji? Astrolog olabilecek. Evet çıktı. Yani ben de baktım kendi haritama. Astroloji, astrologlar haritaları incelediğinde meslekler de çıkıyor zaten. Hı hı. İnsanların hangi işleri yapacağını görebiliyoruz oradan. Ve benim mesleklerimden bir tanesi astroloji, işte onun dışında medya sektörü ve onun dışında işte finansal anlamda işte mimarlıktır, mühendisliktir gibi işleri de yapabiliyorum. Evet, hep sayısal üzerine. Aslında astroloji de sayısal üzerine bir meslek dalıdır. Ve bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum yani açıkçası. Harika. Harita dediniz ya şimdi. O haritada başka neleri görebiliriz mesela doğum haritasında? Doğum haritasında insanların kişilik karakter özelliklerini görebiliyoruz. Daha sonrasında akrabaları, işte iletişim şekli, kendisini neler kısıtlıyor veya hangi konularda ilerlemesi gerekiyor, neler yapması gerekiyor bunları görebiliyoruz. Onun dışında aile içi durumunu görebiliyoruz. Mesela anne babasının bile ölüm tarihini görebiliyoruz. Bu tatsız bir konu ama bunu bile görebiliyoruz. Yani doğuştan ölümüne kadar olan süreci kişinin haritasında özellikleri görebiliyoruz. Bunun dışında tabii bu ilk çocukta görünüyor. Anne babanın özellikle ağırlık olarak ilk çocukta görünüyor. İkinci, üçüncü çocukta görünmeyebiliyor. Onun dışında ne iş yapabilir, hangi mesleklerde çalışabilir, hangi yolla hani zengin olabilir bunu da gösteriyor. Yani bazı insanlar işte farklı işlerde çalışıyorlar ama zaman kaybı da olabiliyor. Evet. Doğru mesleği seçmek, doğru alanda çalışmak çok önemli gerçekten. Kesinlikle. Bunun dışında bu tarz bilgileri detaylı bir şekilde görebiliyoruz. İşte evleneceği kişiyi görebiliyoruz. Hangi yolla tanışacak? İşte nasıl birisiyle evlenecek? Acaba evlilikte sorun yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Bunları da görebiliyoruz açıkçası. Şahsen ben görüyorum. Evet. Ama o olasılık olarak da bir söylüyorsun. Öngörü. Hiç, değil mi? Tabii kesinliği ki. Yok. Astrologların hepsi öngörü der. Yani kesin net demez asla. Şey olmaz. Evet. Şimdi de çok tartışılan bir konu var. Günlük yorumlar, herkes diyor ki işte günlük yorumlar aslında çok bir şey ifade etmez. Harita bilginiz yoksa. Günlük yorumları neye göre yaparlar astrologlar? Ben şahsen günlük yorumlar yapıyorum. Twitter'da daha çok günlük yorumları her gün yapmaya çalışıyorum.
günlük yorumları gezegenlerin konumlarına, açılarına göre yapabiliyoruz. Yani bazı insanlar vardır, kendisi falcıdır fakat ben astroloji işte öngörüsünde bulunuyorum diyor. Yani ona gidiyor sosyal medya bilirsiniz çok geniş bir platform. Evet. Ondan alıyorlar, kopyalıyorlar, kendileri paylaşıyorlar. Böyle bir şey yok. Yani paylaşıyorsun, bunun formülü nedir, nereden geldi, neye göre söylüyorsun sen bunu yani değil mi? İnsanların ruh hallerini etkileyen gezegenlerin işte özelliklerini söylüyor. Böyle olacak, şöyle olacak ama neye göre söylüyorsun? 9 tane gezegen üzerinden konuşuyorum ben mesela. Ve günlük yorumladığım bu astrolojiyle ilgili yorumlarımı gezegenlerin dediğim gibi konumlarına göre, açılarına göre yorumluyorum. Asla ezber değil ve asla kişisel değil. Genel olarak yorumluyorum açıkçası. Evet. Peki şimdi burçların da hep böyle aralarında ben o burçla çok iyi anlaşırım, arkadaşlarım şu burçtur derler. Böyle bir kısa bize söyleyebilir misiniz? Hangi burçlar çok iyi anlaşır? Burçlar şu şekilde yani element şeklinde 4 gruba ayrılıyor diyebilirim. Hı-hı. İşte hava grubu, su grubu, toprak ve ateş grubu olarak. Bunları da detaylandıracak olursam hava grubu işte ikizler, kova, terazi. Ateş grubu aslan, yay, koç. Toprak grubu Oğlak, Başak ve Boğa burcu. Su grubu da Yengeç, Balık, Akrep. Az çok insanlar bunların bilincinde. Çünkü günümüzde şu anda Türkiye genelinde bir Kova burcu sürecinde devam ediyoruz. Kova burcu da astroloji demektir. Yani astrologlarla ilgilenen bir burç olduğu için şu anda birçok kişi biliyor yani bu grupları da açıkçası. Ama hangisiyle anlaşacak derseniz de toprak ve su grupları çok iyi anlaşabiliyor. Ateş grubu da hava grubuyla çok iyi anlaşabilir. Yani bir toprak grubu hava grubuyla veya ateş grubuyla çok iyi anlaşabileceğini söyleyemem. Aynı şekilde ateş ve su da çok iyi anlaşamaz. Çünkü zaten somut olarak da gördüğümüz zaman ateş suyu, işte su ateşi söndürür. Hı hı. Anlaşamaz yani. Bu açıdan da baktığımız zaman bu şekilde. Onun dışında bu burçları aslında hani bir insan bir burçtan ibaret de değildir. Hı hı. Bir burçtan ibaret değil. Yani dediğim gibi doğum haritasında işte yükselen burcu var, ay burcu var, ilişki burcu var. Ve o doğum haritasında bulunan burçlardan işte örnek veriyorum çok ağırlıklı olarak ateş grubu var veya da hava grubu var. Bu sefer kişi su grubuna eğilimi oluyor. Neye ihtiyacı varsa o burca eğilimi oluyor ve o kişilere yöneliyor. Yani böyle bir durum da var. Yani şimdi ben net bir şekilde işte hava grubuyla işte ateş grubu anlaşır diyemem açıkçası. Dediğim gibi doğum haritası incelenmesi gerekiyor kişisel olarak. Yine genel bir yorum bu da açıkçası. Evet, haritaya bakmak çok önemli. Çok önemli yani bayağı. Evet. Doğum haritası çok önemli. Bir yol haritası yani açıkçası doğum haritası. Evet, evet kesinlikle. Peki siz fal bakıyor musunuz? Fal bakıyorum. Ne tür fallar bakıyorsunuz? Fal, tarot falı bakıyorum ben. Öyle evet, mi? Tarot falı bakıyorum ama gayet tutarlı. Tarot falı bakmadan önce öncelikle bir kendimi de denemek istedim. Çünkü asla insanlara yanlış bilgi vermek istemem, yanlış yönlendirmek istemem. Öncelikle insanlara, yani ben şu anda ücretli baktığım için ücretsiz baktım birçok kişiye. Hı. Kendimi denedim açıkçası. Baktım birçok kişi de tutuyor, evet diyor, doğru söylüyorsun diyor. Evet sorumun cevabı buydu. Daha sonrasında baktıktan sonra insanların dönüşleri oluyor bana. Diyorlar ki işte ya evet senin dediğin çıktı. Senin dediğin oldu. Gece 11-12'de beni arayanlar oluyor. Bazen yakınlarım tabii ki telefon numaram olan kişiler. Yakınlarım arıyor bana diyor ki sen bu işe devam et. Dedim neden falan ne oldu hayırdır dedim. Sen bu işe devam et diyor. Çünkü diyor sen gerçekten diyor hani söylediklerin hepsi çıktı diyor. O kişinin de işte ailesiyle ilgili bir konu vardı. Bunun üzerine bir fal bakmıştım. Tutarlı bir fal bakıyorum açıkçası. Ben bunu söylemek istiyorum. Diğerleri gibi kafadan sallayamam. Yani biraz halk dilinden konuşuyorum. Kafadan sallayamıyorum. Öyle bir şey yok. Yani tarot falı bakıyorum. İnsanların yakın geleceği, şimdiki hali ve geçmişinde neler yaşamış. Bunların hepsini görüyorum açılımda.
Harika. Hayırlısı o zaman diyelim. Teşekkür ederim. Peki pandemiyle ilgili hep astrologlar çok iyi yorumlar yaptılar. Çok iyi böyle tarihler verdiler. Ne diyorsunuz pandemiyle ilgili? Astrolojik gökyüzü ne diyor? Pandemiyle ilgili şunu söylemek isteyebilirim. Başlangıcından başlayacak olursam, Türkiye genelinde Oğlak Burcu'nda işte Jüpiter gezegeni bolluk bereket ve bulunduğu alana her anlamda bolluk bereket verir. O bulunduğu alan olumsuz durumdaysa olumsuz açıda bolluk bereket veriyor. Olumlu açıdaysa daha güzel sonuçlar verebiliyor. Ve Oğlak Burcu'nda başladı bizim bu pandemi işte Covid sorunları, problemleri. Oğlak Burcu demek Satürn gezegeni demektir. Satürn gezegeni de kısıtlama getirir. Bulunduğu alana, bulunduğu ülkeye veya kişinin kendi haritasına bakılırsa bulunduğu konuma kısıtlama getiriyor. Ve bu konu korona bu şeyden başladı, konudan başladı. 2019'dan başladı biliyorsunuz ki. Ve neden solunum yollarıyla daha çok İşte insanların solunum yollarını etkiledi. Çünkü gezegen açısından da yine dediğim gibi solunum yollarını etkiliyor. Akciğer yollarını etkileyen bir sağlık sorunu yaşadık hepimiz. Fakat bunu ben pandeminin, koronanın 2022 yılında tamamen kaybolacağını, gideceğini öngörü olarak söyleyebilirim. 2022'nin Mayıs ayı itibariyle biteceğini söyleyebilirim açıkçası. Hadi inşallah. İnşallah. Çok şey Bence kalmadı sayıları neredeyse bir sene vardı ama. evet. Ama biraz daha herhalde etkileri önümüzdeki aylarda düşmeye başlayacak. Evet. Peki şimdi mevsimler de çok garipleşti son zamanlarda. Yani bir türlü mesela İstanbul'da yaz geldi mi gelmedi mi bir yağışlar başlıyor. Bunun gökyüzüyle bir ilgisi var mı? Kesinlikle var. Şu şekilde söylemek gerekirse, bu yaklaşık olarak bir aydır hem su sorunları, deniz sorunları var biliyorsunuz ki işte deniz salyası dediğimiz olay maalesef gündemimizde şu an hala devam ediyor. Ki bunun da biteceğini söyleyebilirim Temmuz ayı sonu itibariyle Ağustos ayına doğru bu konunun da çözülebileceğini söyleyebilirim. Bu gezegenler açısından baktığım zaman Neptün'le Jüpiter dediğim gibi bulunduğu alana bolluk bereket getiriyor. Jüpiter'le Neptün'ün kavuşumu açısından kaynaklanan bir problem çıktı. Neptün suyla alakalıdır. Neptün balığı ifade eder, suyla alakalı konuları ifade eder, anlatır. Ve Jüpiter'le de birleşince bu konularda olumsuz açıda aldığı için bu konularda maalesef tatsız konular gündeme geldi. Artı olarak hava şartlarını da etkiledi. Mayıs ayından başlayarak, Mayıs ayının sonundan itibaren başlayarak Temmuz ayının sonuna kadar ben havanın yağışlı olarak geçebileceğini zaten söylemiştim. Twitter hesabımda da paylaşmıştım açıkçası. Dediğim gibi yine yağıştır, su olaylarıdır, işte olumsuz durumlar vesaire. Bunlar zaten olası. Hani gezegenler açısından baktığımız zaman öngörü olarak yaşanabileceğini de zaten astrologların da çoğu görüyordu. Ben de öngörü şeklinde bunu da gördüm açıkçası. Yani bu tamamen gezegenlerle alakalı bir durum. Havanın durumu ve şimdi bir üniversitenin işte öğretim üyesi olan profesör bir bilir kişi diyelim. Bu kişinin bir yayında kısa bir konuşmasına denk geldim. Takdir ilahi değildir, takdir idaridir gibi bir tanımlama yapıyor. Bu kişi de bilimi savunan kişilerden tabii ki. İlimi çok alt kademede gördükleri için. Gezegenlere baksalar açıkçası zaten neyin ne olduğunu da oradan da görebileceklerdir. Onlar işte dün mesela Tekirdağ'da iki çocuk ölmüş selden kaynaklı. Ve haber spikeri diyor ki bu ne zamana kadar böyle devam edecek diyor. Yağışlar ne zamana kadar bu şekilde devam edecek sorusunu yöneltiyor. Gezegenlere baktığım zaman dediğim gibi tekrar söylüyorum Temmuz ayı sonu itibariyle bitecektir. Ve bu 99 yıl, 98 yılı itibariyle de zaten bu tarz konular gündeme gelmiş. Sel felaketleridir, suyla alakalı konular, denizle alakalı konular. Geçmiş yıllarda da yine aynı gezegenlerin kavuşumunda problemler ortaya çıkmıştır.
böyle. Depremler, doğal afetler. Onlar da mı aynı gezegen? Depremler de gezegenlerle alakalı ama depremlerle alakalı benim farklı bir durumum var. Ben deprem olmadan 1-2 hafta öncesinde hissediyorum. Evet. Bunu ben yıllardır tecrübe edindim kendimde. Ben tabii ki ilk kendim hissettiğim zaman ve hissettiğimin çıktığını gördüğümde şaşırdım. Yani yakınlarım da tabii ki şaşırdı. Ben onlarla da paylaşıyordum. Deprem konuları da dediğim gibi benim hislerimde yanılmıyorum. Ve daha öncesinde işte rüyalarım da aynı şekilde bir astrolog olarak bilmiyorum belki de ondan rüyalarım bile çıkıyor. Rüyamda gördüğümün benzerleri bile çıkıyor. Mesela geçtiğimiz zamanlarda işte dönemlerde bu Filistin'le alakalı kötü bir olay gündeme geldi. Filistin'deki olay olmadan önce ben bir hafta öncesinde bir rüya gördüm. Ve o rüyayı gördükten sonra onların başına gelen bir olayın benzerini görüyorum rüyamda. Ve o olay olmadan önce ben işte rüyamda görüp Twitter'da paylaşıyorum. Diyorum ki işte bir rüya gördüm, Allah'ım ülkemizi koru gibisinden bir tweet attım. 1-2 hafta sonrasında bütün dünya tweet atacak şekilde bir Filistin'de saldırı meydana geliyor, kötü olaylar meydana geliyor. Bu tarz işte rüyalarımın çıkması, hislerimin çıkması da gündeme geliyor zaman zaman. Onları da zaten arkadaşlarla paylaşıyorum ben. Takipçilerle paylaşıyorum bu şekilde. Aman afet, doğal afet, deprem, Covid artık gerçekten duymak istemiyoruz birazcık. Evet, maalesef kötü olaylar ama şunu da söylemek isterim ki işte büyük depremi bekliyorlar. Büyük depremin ben geçmiş yıllara baktığım zaman 99 depremi maalesef böyle bir olay yaşandı. Daha sonrasında 99 depreminden sonra 2011 yılı itibariyle evet 2011 yılında da büyük bir deprem oldu. Van depremi oldu. Şiddeti büyüktü. 6.7 gibi bir şiddeti vardı sanırım. Yanlış söylemeyeyim. Ve bu büyük depremin belki de 2022 yılında olabileceğini de gezegenlere göre söyleyebilirim. Hissiyatlarıma göre değil. İnşallah kötü bir şey olmaz. Bu bir öngörü. Evet, zaten tedbirsizlik zarar veriyor aslında depremde. Depremin yoksa bir zararı tabii ki olur ama tedbirsiz olursanız çok daha oluyor. Bence tedbirli de. Tedbirli ülkeleri görüyoruz işte. Bir can kaybı bile vermiyorlar yani. Kesinlikle öyle. Yani en çok Japonya'da evet. Deprem oluyor. Çok şiddetli ve sürekli sallanan evet. Bir ülke olmasına rağmen hiçbir şey olmuyor. Zaten onlar gayet de önlemini alan bir ülke, bir kesinlikle. Millet oldukları açısından. İnşallah bizler de bu önlemi alacağız. Toplanma yerlerini AVM yaparak önlem alıyoruz. Maalesef ki inşallah düzelir. İnşallah düzelir ve çözüm yollarını buluruz. İnşallah. Diyeyim peki. Yani inşallah. Rukiye Hanım, son olarak ne söylemek istersiniz izleyenlere? Son olarak danışmanlık almak isteyen her kişi sosyal medya hesaplarımdan bana yazabilirler. Oradan iletişime geçebilirler. Fal baktırmak isteyen olsun, doğum haritasına baktırmak isteyen olsun. Gayet detaylı bir şekilde bilgi vererek aydınlatabilirim, yardımcı olabilirim kendilerine. Hayırlısı diyorum hayırlısı. O zaman. Teşekkür ederim. Ben ayağınıza teşekkür sağlık ederim. Geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten artık doğal afet, felaket, hastalık duymak istemiyoruz. Ama bunlar da hayatın gerçekleri. Biz tedbirimizi ona göre almalıyız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.